Türk halkının aydınlık yüzleri, Milli Anayasa Forumu'nun değerli katılımcıları, değerli konukları, Türk halkının Yılmaz Kemalist bekçileri, demokrasimizin ileri değil, gerçek kimliğine kavuşması için canını siper ederek mücadele eden değerli her yaştan Atatürkçü gençliğin temsilcileri, hepinize yürekten merhaba. Buradan size hem çeyrek asırdır bu mücadelenin içinde sizlerin yanında yer almış bir dostunuz, bir dava arkadaşınız, hem de bugünkü mücadeleyi 60 yıl önce sevgili ağabeyimiz, büyüğümüz Yekta Güngör Özden'le beraber başlatmış rahmetli babam, CHP Gençlik Kolları'nın kurucusu Doktor Sübi Baykam'dan devralmış bir nefer olarak konuşuyorum. Bu mücadele çok uzun bir yoldan geliyor. Özellikle 1950'lerden günümüze giderek hızlanan bir kavga. Karanlık ve aydınlığın kavgası bu. İşte bu mücadeleye ayrıca size sanatçılar girişiminden sevgi, selam, saygı ve dostluk taşıyorum. Hepinizin çok yakından tanıdığı Cumhuriyetimizin aydınlık sanatçıları, yazarları, müzisyenleri onlar. Sizlere Atol Behramoğlu'ndan, Edip Akbayram'dan, Ferhan Şensoy'dan, Tarık Akan'dan, Levent Kırca'dan, Mehmet Güleryüz'den, Müjdat Gezen'den, Özdemir İnce'den, Gence Erkal'dan, Yıldız Kenter'den, İlhan İrem'den, Hüseyin Aylar'dan, Orhan Aydın'dan, Ekrem Kahraman'dan, Bilgis Yönülüs'ten, Ümit Zilini'den, Mehmet Aksoy'dan, Suna Yakın'dan, Zeynep Oral'dan, Nuri Kurtçebe'den, Nejat Yavaşoğulları'ndan ve daha adını buraya sığdıramadığım onlarca gerçek Türk aydınından, sanatçısından selam, sevgi, dayanışma getiriyorum. Yumruk dayanışması ve umut getiriyorum. Değerli arkadaşlarım, bu uzayıp giden listeyi tamamen sayarsak zamanımızı çok aşarız. Ama gerçekten Türkiye'nin demokrat, yaratıcı insanları sizlerle beraber yan yana, kol kola, halklarının yanında ve onlar sizleri alkışlıyor, sizin de alkışlarınıza teşekkür ediyorlar. Değerli arkadaşlar, çünkü onlar farklı aydınlar. Onlar yıllardır rüzgarlara göre eğilen, dolarlara göre ruhunu, kalemini satan, ikinci cumhuriyet diye tuttura tuttura, dini siyasette alet ederek dine en üzücü zararları verenlerden farklı gerçek aydınlar. Onlar cumhuriyetimize kurulan bu tuzağın çok farkındalar. Mesela 12 Eylül referandumunun 2010'da bu ülkede bırakın demokrasiyi ileriye taşımayı, uzaktan yakından demokrasiyi yok etmekten başka hiçbir hedefi olmadığının farkında olan, beynini kullanan aydınlar. Yetmez ama evet diyerek yargı bağımsızlığının yok oluşuna katkıda bulunan, yaptığımız her ikazı duymazdan gelen, Atatürkçü, cumhuriyetçi her düşünceye efendim bunlar statükoculuk diyerek aşağıladığını sanan zavallıların onlardan öğrenecek çok şeyleri var. Bir ömre daha sığar mı bilemem. Biliyorsunuz geçen hafta, bu hafta en son tiyatrolarımızı hedef aldılar. Çünkü özgürlüğe, özgür düşünceye, özgür sanata katlanamıyorlar. Biliyorsunuz ya içine tükürüyorlar, ya ucube diyerek tamamen imha edilmesini istiyorlar, ya
toptan resimleri indiriyorlar, ya kitapları basılmadan toplatma peşindeler, ya da her yerde müstehcenlik, ideolojik çarpıklık arama peşindeler. İşte o tiyatrolarımızın oyun seçme özgürlüğüne direkt müdahale etme kararıyla yaptıkları son müdahaleleri bu hafta İstanbul'da büyük mitinglerde protesto ettik. İstiklal Caddesi'ndeydi bu. Çok kalabalık ve coşkulu insanlar vardı, aynen buradaki gibi. Ve o aydınlar arasında, o sanatçılar arasında maalesef o sözde aydın, bazı yetmez ama evetçiler de vardı. Dik durmayı vazgeçilmez yaşam unsuru kabul etmiş diğer sanatçılar arasında mahcup mahcup geziniyorlardı. Şimdi onları kuşatıp yok etmeyi amaçlamış büyük kara tehlikenin ucu nihayet kendilerine değdiğinde akılları azıcık başlarına gelmiş. Allah akıl fikir versin. Arkadaşlar, bu hazırlanan yeni anayasa tezgahını anlayamayan bir insan nasıl aydın olur? Nasıl bu cumhuriyeti sevdiğini iddia eder? Bunu anlamak mümkün değil. Özellikle mensubu olmaktan gurur duyduğum ve benim için hiçbir zaman yeni CHP olmayacak olan Atatürk'ün Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetimine de izninizle sormak istiyorum. Özür dilerim ama bu anayasa girişiminden, bu anayasa uzlaşma komisyonundan ne bekliyorsunuz? Sanki birden bu iktidara tılsımlı bir el gelip değecek, AKP tam demokrat, özgürlükçü, ilerici, insan haklarına saygılı, bu cumhuriyetin kurucusuna saygılı bir anayasa mı isteyecek bu iktidar? Buna mı inanıyorsunuz? Özür dilerim ama bu bir Nisan şakası mı? Hala süren bir uzun bir Nisan şakası mı diye soruyorum. 12 Eylül'de bu ülkede yargı bağımsızlığını yerle bir edip Adalet Bakanlığı'na yargıyı direkt olarak bağlayanlar, Silivri'de bizim adımıza nöbet tutan Atatürkçü yazarları, gazetecileri, askerlerin, emniyet mensuplarını sırayla hastalanmasını, vefat etmesini seyreyen, seçilmiş milletvekillerinin hala hapiste tutarak demokrasiyle neredeyse açık açık alay eden, her gün eğitimimizin laiklikten, bilimsellikten, Atatürkçü çizgiden uzaklaşmasına neden olan, hoşgörü deyince aklına yalnız türban gelen ve internet özgürlüğüne bile katlanamayan, kendisinden farklı her düşünceye, her yaşam tarzına, her ideolojiye saldıran, ihaleleri, kadrolaşmaları, kontratları yalnız eşe dosta dağıtmayı prensip edinmiş bir parti mi sizin muhteşem ileri demokrat anayasanızı hazırlayacak? Buna inanıyor musunuz? O zaman mensup bulunduğum partiye düşen bu anayasa girişimini sanki meşru bir girişimmiş gibi parlamentoda konuşur halde tutmaktan vazgeçmesidir arkadaşlar. Çünkü rahmetli İsmet İnönü bütün bu saydığım meşhur AKP marifetlerinin sonunda bunlar mı yapacak sizin ilerici anayasanızı diye sorduğumuzda rahmetli İnönü hadi canım sen de derdi. Hadi canım sen de. Ve buradan bugünkü CHP yönetimine küçük bir ikaz daha bu vesileyle yapmak istiyorum. Arkadaşlar, 1900 bugünkü iktidarı 1940'ların CHP'siyle hiç kimse karşılaştırmasın. Hepimiz İsmet İnönü'ye de, o günkü CHP'ye de, o günkü şartları bilerek ne kadar saygı borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bugün arkadaşlar genel tabloyu görmeye mecburuz.
Yani yalnız CHP değil, hiçbir siyasi parti bugün kalkıp Türkiye'nin neler olup bittiğini farkındaysa laiklik tehlikede değildir diyemez. Ya da Cumhuriyeti kuran parti altı oktan ikisini tartışalım diyemez. Arkadaşlar bir de siyasi partilerin oy almak için işte şu komisyona katılalım, şunu yapalım, biz de şunu savunalım, biz de türbana evet diyelim, biz de bunu yapalım, biz de o parti gibi davranalım, tavırlarına şu ikazı yapalım. Siyasi partiler şirket değildir. Oy almak, cirosunu arttırmak değildir. Siz ideolojinizi koruyamazsanız alacağınız oyların bir hükmü yoktur. Mühim olan çizginizi korumaktır. Atatürkçülüğü korumaktır. Laikliği korumaktır. Demokrasiyi korumaktır. Bilimsel eğitimi korumaktır. Ciro hesabı yapmıyoruz burada. Kaldı ki iktidar partisine benzemeye çalışarak fazla oyla ciro yapar gibi bir oy deposu yapılsaydı bugüne son 20 yılımıza baktığımızda zaten merkez sağ oyları erimezdi. Arkadaşlar AKP'nin bu anayasayı neden ve kime hazırladığı ortadadır. AKP kendi yaratmak istediği yeniden dizayn edilmiş Türkiye'de kendi tekelci, muhalefet tanımaz, iktidar hırslarını dizginleyememiş yapısına bir kılıf arıyor. Bu anayasa bundan ibarettir. Kendi durumunu meşrulaştırmaya çalışmaktan ibarettir. Ve soruyoruz, sizler kim oluyorsunuz da anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk dört maddesini tartışma konusu yapıyorsunuz? Kim verdi bu hakkı size? Darbe mi yaptınız da haberimiz olmadı da bunu değiştirebiliyorsunuz? Yoksa her yerde dillendirilen sivil darbe söylentilerini de bu tavrınızla teyit etmek mi istiyorsunuz? Yoksa tek siyasetçinin yöneteceği bu ülkede başkanlık sistemi meşruiyeti mi arıyorsunuz? Bu diktatörlük heveslerini derhal bırakın. Cumhuriyet tarihinin tüm kritik virajlarını kafasına göre ürettikleri sahte bir tarihle deforme etmeye çalışanların sonu hüsran olacaktır. Uydurma emir eli gazetecilerle yapılan soytarı programlarıyla tarihi biçim bozmaya üreten zavallılar ne Atatürk Cumhuriyeti'ni ne Atatürk'ün mirasını hiçbir şekilde gölgeleyemezler. Değerli arkadaşlar, hepimiz şunu bilelim ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı mirasın eskimemesinin nedeni getirdiği bütün değerlerin evrenselliği ve zaman aşırılığıdır. O yüzden hiçbir zaman iddia ettikleri gibi efendim 1930'larda üzerimize biçilen bu elbise artık bize dar geliyor filan. Bunlar palavradır arkadaşlar. Kadın erkek eşitliğiyle dimdik ayaktadır. Bilimsellikte, barış arayışı da, egemenliğin kayıtsız şartsız halkta oluşu da, sanata verilen önemde, teknolojiye verilen önemde, evrensel ne mutlu Türk'üm diye ne derken evrensel kardeşliği, ırkçılığı dışlayarak beraber kucaklamış bir millet olma vasfı kavramı da hepsi dimdik ayaktadır. O yüzden bu anayasa tuzağına karşı çıkan tüm sizlere ve bu değerli heyete tekrar bu vesileyle teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.